Senden bir şey almaya geldim Dragos. Daha ne alacaksınız? Verdiklerim yetmez mi? Yetmez. Biz alıncaktan alacağımızı söke söke aldık. Lakin şimdi sıra onda. Ya senin onu sattığını düşünecek ya da ahmaklığın yüzünden bizim senin peşine takıldığımızı. Önünde sonunda hıncını almak için buraya gelecektir. Bu sebeple alıncak kaleye geldiğinde onu bitirecek, son adımı atacağız. Hayır, 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 dur. Eğer alıncağı bu kalede bir şey yaparsam bunu Moğollar öğrenir. Değil kaleyi, dünyayı başıma yıkarlar benim. Merak etmeyesin. Kaleye alıncağı mezar etmeni istemeyiz. Biz çoktan onu diri diri çürüyeceği çukuruna attık. Senden sadece çukuruna son bir avuç toprağı atmanı isteriz. Seni dinliyorum. Alıncak kaleye geldiğinde hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacak. Olanlarla bir dahlin olmadığını söyleyeceksin. Ya bana inanmazsa? İnanacak. İnanacak Dragos. Söğüt'te riyakarlığını,
İki yüzlülüğünü bize ustaca kanıtlayan sen değil miydin? Sen zeki bir adamsın. Bu işin de üstesinden geleceksin elbet. Niyetiniz yine beni Alıncan'ın önüne yem olarak atmak mı olacak? Seni değil komutan Dragos. Seni değil. Ya kimi? Andaki muhbirini. Daha hangi önemli mektuplara ulaştın? Ödümü koparttınız Dumlu Belp. Ertuğrul Bey'imizin odasında ne edersin Zangoç? Bütün odayı toz kaplamış. Bey'imin odasını temizlerim. İcap ederse biz sana buyururuz temizlemeni Zangoç. Ama Dumlu Belp... Haydi. Yürü. Ertuğrul Bey'ime götüreceğim seni. Niye? Ne oldu ki? Gidince Bey'imden öğrenirsin Zangoç. Haydi düşesin önüme. Sağ olsun. Bulunduğunuz yeri terk etmemenizi buyurmuştum. Lakin siz buyruğumu tutmadınız. Vaktinde geleydiniz. Alıncağı da Albastı'yı da kıstıracaktık. Lakin sizin yüzünüzden ikisinin de kıskacına düştük. Gündüz canıyla pençeleşir. Bu hatanız çok şeye mal oldu. Cenk meydanlarında hatanın yeri olmaz. Bunu öğrenemeyenden de alp olmaz. Hünkurt pusatını teslim et. Ben buyruk verene kadar sana alplik yasaktır. Sizinle olan alplere de söyle, onlar da teslim etsinler. Buyruk sendir beyim.
Ben buyruk verdim. Nökerlerin peşlerinden gitsinler deyi. Bütün kabahat benimdir. Senin kabahatinin hesabını da göreceğiz Mansı. Nasıl geri getirirdik? O sebepten beyim, ben de peşlerinden gittim. Senin vazifen kendi kendine mesuliyet almak mı? Yoksa benim verdiğim vazifeyi yerine getirmek mi Bamsı? Ben orayı terk etme dediysem, cihan yansa da üstüne yıkılsa da terk etmeyeceksin. Gayrı her cenge gittiğimizde Bamsı benim buyruğumu tutacak mı diye mi düşüneceğim ben? O nasıl söz beyim? Senin buyruğunu tutmamak da ne demektir? E tutmadın! Buyruğuma itaatsizlik ettin! Bir cenkte kötü vuruşmak affedilir. Düşmana karşı koyamamak da affedilir. Lakin buyruğa itaatsizlik, zinhar affedilmez. Zinhar. Bugün senin yaptığını affedersem, yarın bütün alpler itaatsizlik göstermeye başlar. Buyruğumdur. Seni alp başlığından azlettim. Gayrı alp başlığına seni tayin ettim Abdurrahman. Buyruk senindir bey. Dayı, nökerlerin peşinden gittiydim. Gitmeseydim belki de Mergen'le atları öldürecilerdi. Lakin senin buyruğunu yerine getirmemiş olduk.
madem sen beni vazifemi yerine getiremedim deyü alt başlığını almakla cezalandırırsın. Ben de kendimi ablık yapmamakla cezalandırırım. Gayrı vazifesini yapamamış biri olarak ablık bana zor gelir. Bamsı, senin ne işin var burada? Bamsı, bir şey mi oldu? İyi misin? İyi değilim hafsam. Hiç iyi değilim. Ne oldu ki? Aplar otağda, sen neden buradasın? Benim orada yerim yok İdir. O nasıl kelamdır Bamsı? Sen alpbaşı değil misin? Aplar oradayken senin de orada olman gerekmez mi?
Hafsam, gayrı ben altbaşı değilimdir. Ne demek altbaşı değilim Bamsı? Ertuğrul Bey'im beni vazifeden azletmiştir. Sen zırhını, evlatların pusatını ben gibi seversin Bamsı. Beyimiz neden böyle bir şey yaptı? Benim bir kastım yok idi. Beyimiz yerinde kal dediydi. Belki nökerler atlara doğru gidince bir fenalık etmesinler diye ben de peşlerinden seyirttim. Ertuğrul Bey'imiz uyruğa itaatsizlik affedilmez dedi. Ben de pusatlarımı bıraktım. Geldim. Bamsı, senin bu yaptığına hata bile denmez. Nökerlerin peşinden gitmişsin. Ne yapacaktın ya? Buncacık şey için atbaşılığı alınır mı? Sen onlarla bunca sene omuz omuza vuruştun, canını hiçe saydın. Peki karşılığı bu muydu? Ne edelim Hafsam? Bey buyruğudur. Bey buyruğu demir keser. Allah senin gönlüne cesaret verdiği kadar saflık da vermiş Bamsım. Sen hala görmezsin. Neyi görmem Hafsam? Neyi görmem? Selcan Hatun geldiğinden beri bizi hepten gözden çıkardılar. Sen asıl cengi bundan gayrı obada göreceksin Bamsım. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin. Çok şükür ki gündüzün ahvali iyidir beyim. Tez vakitte ayağa kalkacaktır inşallah. Ya Mergen nasıl oldu? Ona da gerekli müdahaleleri yaptık beyim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Beyim, ben de Dragos'a gerekenleri söyledim. Alıncak geldiğinde ne yapacağını iyice anlattım. Alıncak elindeki her şeyi kaybetti. Canını kurtarmak için kendini Keykavus'la sandığı bulmaya verecek. Elinde son şey kalan birinin gözü karı olur. Her türlü cenge hazır olduğu gibi her türlü hata yapmaya da açıktır. Onun bu zaafını iyi kullanıp avucumuzun içine düşüreceğiz. Alpler hazır olsun Abdurrahman. Alp başı olarak gereğini yaparsın. Buyruk senindir beyim. Beyim. Buyruk senindir lakin Bamsı'yı alpbaşılıktan azletmen ona çok ağır gelecektir. Hayatta bir bey için en ağır ve en mühim karar nedir bilir misin Turgut Bey? Adalet.
Adalet yeri geldiğinde göz bebeği olan adamının bile gözünün yaşına bakmamayı gerektirir. Mesuliyet nasıl herkes için birse, onun mükafatı da, cezası da herkes için birdir. Buyruk senindir beyim. Şimdi meselemiz alıncaklı albastıdır. Bir kere elimizden kurtuldular. İkincisine müsaade etmeyeceğiz Turgut. Şimdi yemin kokusunu verip onu kafese çekeceğiz. O vakit kim av, kim avcı görecek? Dragos nerede? Komutan Dragos sizi makamında bekliyor efendim. Hoş geldiniz komutan Alıncak. Dostluğumuzu kutlamak için sizi davet edecektim. Madem siz geldiniz, buyurun oturun. Buraya intikam aşı yemeye, kan içmeye geldim. Önce oturun isterseniz. Bir şeyler için. Bu sizi sakinleştirecektir. Komutan Alıncak, ne yapıyorsunuz? Hala yüzüme baka baka kahpelik edersin. Olanları bilmez gibi davranırsın. Olanlar mı? İsa aşkına, olanlardan haberim yok benim, yemin ederim. Sizden ayrıldıktan sonra kaleme geldim. Ne oldu anlamıyorum. Senden ayrıldıktan sonra mekanıma gizli baskın oldu. Elimden çok şey bilen mühim esirimi kaçırdılar. Kim? Kim yapar bunu? Emredin onu bulmak için bütün askerlerimi görevlendireyim. Dragos, bu işte senin parmağın var mı? Dünyanın hakimi, Moğolların komutanına neden, niçin, kim için ihanet edeyim? Belki Han'ın adamları götürdüler onu. Ülagü Han'ın mektupları Ertuğrul'da. Sen de mi bu işin içindesin? Sen mi gösterdin yerimizi? Sen gelmeden kimse bilmezdi yerimizi. Neden yapayım bunu? Ha? Sizi öldürmek için mi? Ben aptal değilim komutan Alıncak. Ertuğrul'a yaptığım onca şeyden sonra Ertuğrul kalemi de kellemi de almak ister. Siz de bana ona uşaklık ettiğimi söylersiniz. Benim için güvenilir tek bir ortak vardır. O da sizsiniz. Ben böyle bir şey yapacak olsaydım, yani sizi öldürmek isteseydim, bu hainliği yapmak isteseydim bunu çok daha önce yapardım. Üstelik ortaklığımıza olan sadakatimi göstermek için size çok önemli bir şey vermek istiyorum. Neymiş o? Han'daki casusum. Onu zaten alacağım senden. Bana Hülagü Han'ın hakiki buyrukları lazım. Keykavus'ta sandığı ancak o buyruklar sayesinde buldum. Onu size vereceğim ama benim için çok önemli olduğunu bilin. Bırak bu kibar Bizans ağızlarını. Bana Hülagü Han'ın bütün mektupları tez lazım. Söyle, kimmiş o casus? Söğüt Kilisesi'nin Zangocu. Kaderimiz kutsuz bir kan.
Tambur'un ellerine kaldı ha. Ertuğrul Bey, beni niye aceleyle buraya getirdiler ki? Ben bir suç işlemedim. Bir suç işleseydin karşımda olmazdın Zangoç. Senin için kilisenin çanları çoktan çalmış olurdu. Aman beyim, Tanrı korusun. Hele size karşı bir suç işlediysem ölürüm dahi. Nedenli cesur ve fedakar olduğunu iyi bilirim. Seni buraya bir vazife vermek için getirttim. Nedir beyim? Üzerime düşen neyse yapmaya hemen hazırım. Cesaretini alıncağa karşı da göstereceksin. Nasıl? Alıncak mı? Alıncağa yem olacaksın. Hayırdır? Eğer ne diye çözersin? Atım tımar edeceksin. Bu eğer kardeş. Aperdir. Gayrı buna gerek yok idim. Kardeş. Hele eğer bırakasın da evvela kendine bir dizgin vurasın. İçinin yangını gözlerinde malum olur. Sen bir yanarsan ben 100 yanarım. Lakin bu da dinecek evvelallah. Vakti gelen de beyim de seni affedecektir. Ya ben kendimi nasıl affedeceğim kardeş? Beyimin buyruğunu yerine getiremedim. Vazifemi yapamadım. Ben kendimi nasıl affedeceğim kardeş? Diyesin hele. Kardeş. Bak hele. Ben de alp başılı ettim. Sen de. Yiğidin hası düştüğünde kalkmasını bilendir. Bunu en iyi senin bilmen gerek. Hem beyim alp başlığı senden almıştır. Sen ne diye alplikten feragat edersin? Kardeş, içine düştüğüm durum beni yer bitirir. Dağları yıkamam kardeş. Yerleri delemem. Kimseye bir laf edemem kardeş. Bırakasın da ben kendime kızayım. Kendime kızayım kardeş, bırakasın. Olmadı. Hep cenk'e giderdim. Bu da olmayacak. Gayrı. Pusatta.
Cenk de yanaşmaz bana. Bundan gayrı Bamsı Alpbaşı yok edir. Bamsı Alp yok edir. Yalnız Bamsı vardır. Kusatsız Bamsı. Kardeşleri can pazarında vuruşurken obada tek başına kalan Bamsı. Gayrı Altlu hak etmeyen Bamsı. Bamsı. Turgut kardeş. Turgut kardeş. Ben. Benim gölgeme dahi tahammülüm yoktur. Benim derdim kimseyle değildir. Kendimledir kardeş. Kendimledir. Sen de. Sen de bir vakit. Beni yalnız koyasın kardeş. He kardeş. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Niyetim ettiğini sorgulamak değildir. Lakin Bamsı'yı vazifeden azletmen kaygılandırır beni. Endişe ettiğin husus nedir ana? Bamsı yıllardır Alpbaşı'dır. Onu azletmeni kaldıramamasından korkarım. Zira Alplik kılıcını da teslim etmiş. Kaldıracak ana. Yükü ağır geldiğinde her yiğit düşer. Er odur ki düştüğünde hatasını anlayıp kalkmayı bile. Baba, sen merhametli bir beysin. En yakın Alp'ini affetmek varken neden bir hata etti diye vazifesine de dersin? O bir hata elimizdeki düşmanı kaçırmamıza sebep oldu savcım. Lakin vazifeden almamın asıl sebebi bu başarısızlığı değildir. Alplik töresinin temeli olan itaat kaidesini ihmal etmesidir. Zira değil cenkte, avda dahi olsa itaat şarttır. Konuşup bir daha yapma deseydin olmaz mıydı baba? İtaatsizliğin cezası sözle verilmez Osman. Ödenmeyen bedellerden yeni hatalar doğar. Bir lahza olsun aklınızdan çıkarmayasınız. Zaferin ve kudretli bir beyliğin harcı itaatle karılır. İki yanı uçurum olan sarp bir yokuştan geçeriz. En ufak bir dalgınlık, gösterilecek en küçük bir gaflet büyük felaketler doğurur. En iyi oba herkesin vazifesini kusursuz yaptığı obadır. En üstün şuur da vazife şuurudur. Bu da ancak buyruklara tam itaatle olur. Anlaşıldı mı? Eyvallah baba. Eyvallah beyim.